İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda tarihte 267 yıl süreyle hüküm sürmüş Müslüman bir Türk devleti olan Memlükler konusunda bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, tarih insanlığın hafızasıdır. Bu hafızayı gereği şekilde kullanmayıp bizler için önemli olan olay, şahıs, kurum ve hatta devletleri öğrenmez veya unutarak ihmal edersek, büyük bir değerden alacağımız dersten de mahrum kalırız. Biz programlarımızda ele aldığımız konuları, işte bu hususu özellikle dikkate alarak hazırlıyor, önemli şahıs, olay ve kurumları insanımızın dikkatlerine sunmaya gayret ediyoruz. Bugünkü programımızda bizim için çok büyük bir öneme sahip olmasına rağmen alanın uzmanı kimseler dışında maalesef ismine dahi fazlaca kimsenin aşina olunmadığını düşündüğümüz Memlükler Devleti'ni anlatmak istiyoruz sizlere. Memlükler, Mısır'da Eyyubi ordusundaki Türk asıllı azatlı emirler tarafından kurulan ve Mısır, Suriye ve Hicaz bölgelerinde 1250-1517 yılları arasında 267 yıl süreyle hüküm sürmüş bir devlettir. Değerli dinleyicilerimiz, Eyyubi hükümdarı El-Melikü's Salih Necmettin Eyyub'un Kıpçak ülkesi ve Kafkasya'dan getirtip Ravza adasındaki kışlalara yerleştirdiği Türk asıllı Memlüklerden oluşan özel birlikler vardı. Söz konusu bu birlikler kısa süre içerisinde Eyyubi ordusunun en önemli unsuru haline gelmişti. Çünkü Necmettin Eyyub'un ölümünün hemen ardından 7 Nisan 1250 tarihinde Fransa Kralı 9. Louis liderliğindeki Haçlı ordusuna karşı kazanılan Mansure ve kralla birlikte pek çok kumandanın esir alındığı Faraskur savaşlarında en büyük rolü işte bu birlikler oynamıştı. Ne var ki yeni Eyyubi hükümdarı Turanşah onları tahtının ortakları gibi görüp görevlerinden almaya başlamıştı. İşte bu gelişmeler üzerine Baybars el-Bundukdari ve arkadaşları bir suikaste Turanşah'ı etkisiz hale getirmesiyle Mısır'da Eyyubiler yıkılmış ve yerine Memlükler kurulmuştur. Baybars ve arkadaşları efendileri olan Necmettin Eyyub'un dul eşi Şecereddürü tahta çıkarmış, onun Memlüklerinden İzzettin Aybek et-Türkmani'yi de Atabek yapmışlardı. Şecereddür kısa süre sonra İzzettin Aybek'le evlenmiş ve 80 gün oturduğu tahtını İzzettin Aybek'e devretmişti. Böylece Mısır Memlük hükümdarlarının ilki sayılan İzzettin Aybek tahta çıkmış, 3 Temmuz 1250 tarihi itibariyle Memlükler Devleti resmen kurulmuş oldu. Bu yıllarda çevrede Moğolların engellenemez yıkımı yaşanıyordu. 1257 yılında İzzettin Aybek bir suikast sonucu öldürülmüş, yerine de İzzettin Aybek'in önceki hanımından oğlu olan Nurettin Ali getirilmiş, Kutuz'da Sultan Naibi yapılmıştı. 15 yaşında tahta geçen Nurettin Ali'nin 2 yıl kadar süren sultanlığı döneminde bütün yetkileri elinde tutan Kutuz, 1258 yılında Bağdat Abbasi hilafetini ortadan kaldıran Moğolların Suriye istikametinde ilerlemeye devam etmesi üzerine yaptığı toplantıda bu zor şartlarda herkese söz geçirebilecek muktedir birinin sultanlığa getirilmesini teklif etmiş, 5 Kasım 1259'da Sultan ilan edilmişti.
İfade ettiğimiz gibi, bugünlerin Abbasi Devleti'nin Moğollar tarafından ortadan kaldırıldığı günler olması sebebiyle İslam tarihinin en kritik dönemlerinden biri yaşanıyordu. Abbasilere son veren Hülagü'nün teslim olma tekliflerini reddeden Kutuz, ordusunun başında Filistin'deki Ayn-ı Calut mevkiine kadar geldi. Daha önce İslam dünyasına büyük zararlar veren Haçlılara karşı zaferler kazanan Memlükler, şimdi de Moğollara karşı tarihin akışını değiştiren savaşlardan sayılan 3 Eylül 1260 tarihli Ayn-ı Calut Savaşı'nı kazanmıştı. Bu seferle birlikte Suriye'nin büyük kısmı Memlüklerin eline geçmiş, böylece Memlükler o günün İslam dünyasının en büyük devleti haline gelmiş, bu özelliklerini Osmanlıların yükselme devrine kadar da korumuştu. Ne var ki Kutuz, bu zaferle tarihe damgasını vursa da dönüş yolunda öldürülmesi sebebiyle kendisini karşılamak için süslenen baş şehre ulaşamadı. Kutuz'dan sonra sultan ilan edilen ve devletin gerçek kurucusu sayılan 1. Baybars'la birlikte Memlük tarihinde yeni bir dönem başladı. Saltanatına dini meşruiyet kazandırmak ve bu sayede hakimiyetini kuvvetlendirmek isteyen Baybars, Abbasi ailesinden birini halife ilan ederek 2 yıl önce Moğol lideri Hülagü tarafından son verilmiş olan Abbasi hilafetini Mısır'da yeniden kurdu. Böylece hilafetin hamisi sıfatıyla bütün İslam ülkeleri üzerinde nüfuz sahibi oldu. Mekke Şerifi'nin güvenini sağlayarak mukaddes bölgeyi ve Kızıldeniz'i de hakimiyeti altına aldı. İdari düzenlemelerde bulunup haleflerinin takip edeceği siyasetin temellerini attı. Devlete merkeziyetçi bir hüviyet kazandırdı. 1260-1277 yılları arasında 17 yıl süren saltanatı sırasında İlhanlılar ve Haçlılarla mücadele etti. Ermeni Krallığını ve Asvan'a saldıran Nube Krallığını yıllık vergiye bağladı. Antakya Haçlı Prinkepsliğini ortadan kaldırdı. O günler için büyük problem olarak görülen Batinileri itaat altına aldı. Baybars'ın veliahtı olarak 18 yaşında tahta çıkan Berekan'ın saltanatı ise kendisine isyan eden emirlere karşı direnemeyip tahtını terk etmek zorunda kalması sebebiyle kısa sürdü. 1279'da tahta çıkan ve 12 yıl kadar yönetimde kalan Kalavun, politikasını takip ettiği eski arkadaşı Baybars gibi İlhanlılar, Ermeni Krallığı ve Haçlı kontluklarıyla mücadele etti. Suriye'ye saldıran İlhanlı ordusunu Humus civarında ağır bir yenilgiye uğrattı. İlhanlılarla işbirliği yapan bölgedeki Haçlı varlığına son vermek için çalıştı. Ancak Akka seferi için Kahire'den ayrıldığı sırada vefat ettiyse de yerine geçen oğlu El-Melikül Eşref Halil babasının hazırlamış olduğu orduyla Haçlıların bölgedeki son baş şehri Akka'yı alarak bölgede 200 yıl devam eden Haçlı varlığını sona erdirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Memlükler dönemi sultanları arasında ismini zikretmemiz gereken yöneticilerden biri de Kayıtbay'dır. 1468-1496 yılları arasında 28 yıl saltanat süren ve Burci Memlüklerinin en büyük sultanı sayılan Kayıtbay'ı uğraştıran en önemli mesele Osmanlılarla mücadelesi olmuştur. İki tarafın orduları arasında Çukurova'da cereyan eden savaşlar 5 yıldan fazla sürmüş, sonuç olarak 15 yıllık bir barışın imzalanmasıyla sonuçlanmıştı. Şah İsmail'i yenen Yavuz Sultan Selim'in Memlüklere tabi Dulkadiroğullarını da ortadan kaldırması iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. Nihayet Kansu Gavri'nin Şah İsmail'le ittifak kurmasını vesile yapan Yavuz Sultan Selim, Memlükler üzerine yürüdü. Osmanlı topçusunun önemli rol oynadığı 24 Ağustos 1516'da gerçekleşen Mercidabık Savaşı'nda Memlük ordusunu ağır bir hezimete uğrattı.
Hazinesi Osmanlıların eline geçen Sultan Gabri bu savaşta ortadan kayboldu. Savaşın ardından kılıç kullanmadan Halep şehrine giren Osmanlı kuvvetleri Hama, Humuz ve Dımaşk'ı aldı. Kahire'de sultan ilan edilen son Memlük hükümdarı Tomanbay, büyük zorluklarla asker toplamaya çalıştığı sırada Dımaşk'ta bulunan Yavuz Sultan Selim'in kendisini itaate çağıran mektubunu aldı. Yavuz Sultan Selim ona teklifini kabul ettiği takdirde kendisini Mısır valiliğinde bırakacağını, teklifini reddedecek olursa üzerine yürüyeceğini söylüyordu. Bu teklifin reddi ve üstelik Osmanlı elçisinin onun emirleri tarafından öldürülmesi savaşı kaçınılmaz hale getirdi. Tomanbay maddi imkansızlıklara rağmen baş şehrini savunmak için Mukattam Dağı'ndan Nil Nehri'ne uzanan sahada tahkimat yaptırdı. Avrupa'dan almış olduğu 200 civarındaki büyük topu Osmanlı ordusunun geleceği istikamete yönelik olarak yerleştirdi. Ancak casusları vasıtasıyla savaş planını öğrenerek Mukattam Dağı'nı dolaşıp yandan ve geriden hücuma geçen Yavuz Sultan Selim karşısında o çok güvendiği topları kullanamadı. 2 gün süren ve 23 Ocak 1517'de sona eren Ridaniye Savaşı Osmanlıların kesin zaferiyle sonuçlandı. Böylece Memlükler Devleti tarihe karıştı. Toprakları da Osmanlıların eline geçti. Değerli dinleyicilerimiz, tarihi önemini Moğollar ve bölgedeki Hristiyan Haçlı orduları karşısındaki başarılarından alan Memlükler, kuvvetli bir kara ordusuna Türk, Çerkes, Kürt, Rum ve Rus asıllı kölemen askerlerden meydana gelen güçlü denilebilecek bir donanmaya sahipti. Kuruluş yıllarından itibaren barutu bilmelerine ve muhtemelen topu ilk kullanan devlet olmalarına rağmen yeni ateşli silahlardan geniş çapta ancak 15. yüzyılın sonlarında faydalanmaya başlamıştı. Değerli dostlar, bu dönemi anlatırken bizim altını çizmek özellikle istediğimiz hususlardan biri de Memlükler Devri ilim ve kültür hayatıdır. Çünkü Memlükler Devri, İslami ilimlerdeki gelişme bakımından İslam tarihinin en parlak dönemlerinden biridir. Doğu İslam dünyasının Moğol, Endülüs'ün ise Haçlı istilasına uğradığı bir sırada kurulan Memlük Devleti, ülkelerini terk etmek zorunda kalan pek çok alimin sığındığı yer olmuş, bu dönemde Kahire ve Dımaşk, İslam dünyasının en önemli iki ilim merkezi haline gelmişti. İlmi çalışmaları destekleyen devlet adamları, ülkede Zengiler ve Eyyubiler zamanından kalan medreselerin sayısını daha da çoğaltmıştı. Dımaşk'ta 160, Kahire'de 75 civarında medresenin bulunması bunun açık bir delilidir. Fıkıh ilmiyle birlikte diğer dini ilimlerle dil ilimlerinin okutulduğu bu medreseler zengin kütüphanelere sahipti. Camiler ve tarikatlara ait tekke ve zaviyelerde birer okul vazifesi görüyor, zengin kütüphanelerin bulunduğu büyük camiler zamanın önemli ilim merkezleri arasında yer alıyordu. Memlükler devrinde kıraat, tefsir, hadis ve fıkıh alanlarında önemli alimler yetişmiştir. İbnül Cezeri ve Burhaneddin el-Kereki kıraat ilminin en meşhur temsilcileridir. Rivayet, dirayet ve ahkam tefsirlerinin güzel örneklerinin yazıldığı bu dönemin en meşhur müfessirleri Endülüs menşeli Muhammed bin Ahmet el-Kurtubi, yine onun gibi Endülüs'ten gelen Ebu Hayyan el-Endelüsi, tefsirleriyle büyük şöhret kazanan Ebu Mabet İbni Kesir, Celaleyn tefsiri müellifleri Celaleddin el-Mahalli ve Celaleddin es-Suyuti, 50 tefsiri bir araya getirmeye çalışan İbnün Nakib el-Makdisi, bu dönemin ünlü müfessirlerinden sadece birkaçıdır. Bu devirde Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'in en muteber şerhleri yapılmış, hadis ricali hakkında en güvenilir eserlerden sayılan pek çok kitap telif edilmiştir. Dönemin meşhur muhaddislerinin başında Nevevi, Heysemi, İbni Hacer el-Askalani, Zehebi,
Şemseddin el-Sihavi ve Bedreddin el-Ayni gelmektedir. Medreselerde en ağırlıklı ilim olarak okutulan fıkıh sahasında da birçok alim mevcuttur. Şafii fıkhında İzzettin bin Abdüsselam, Sadreddin bin Vekil, Taceddin el-Subki, İbni Kesir ve Ömer bin Raslan el-Bulkuni, Hanefi fıkhında Osman bin Ali el-Zeylai, İbnül Hümam, Hanbeli fıkhında Tufi, Takiyüddin İbni Teymiye ve İbni Kayyim el-Cevziye, Maliki fıkhında Şehabettin el-Karafi ve Burhanettin İbni Ferhun bunlardan sadece birkaçıdır ki, alanın uzmanları bu isimlerin ne denli büyük alimler olduklarını takdir edeceklerdir. Memlükler döneminde bazıları birer mürit olan sultanların desteğiyle güçlenen tasavvuf hareketi sosyal hayata da damgasını vurmuştur. Sultanın tayin ettiği Şeyh-ü Şüyuh tarafından yönetilen çeşitli tarikatlara ait tekke, hanka, ribat ve zaviyelerin sayısı bu dönemde hayli artmıştır. Şazeliye şeyhleri İbni Ataullah el-İskenderi, Muhammed Vefa Şazeli ve İbni Vefa dönemin en meşhur tasavvuf önderleri olmuştur. Memlükler devrinde Arapça sahasında da çok sayıda alim yetişmiştir. Arap dilinde yazılmış en geniş lügatın sahibi İbni Manzur, Muhyiddin el-Kafiyeci ve Suyuti bunlar arasındadır. Arap nesir ve şiiri Memlükler döneminde parlak bir safa yaşamıştır. Bu devirde yetişen şairlerin başında Hazreti Peygamber hakkında yazdığı kasidesiyle şöhret kazanan Muhammed bin Said el-Busuri gelir. Günümüzde dahi zevkle dinlenen anonim Antere ve Baybars hikayeleri son şekline o dönemde kavuşmuştur. Orta Çağ İslam dünyasından günümüze kadar gölge oyunuyla ilgili tek dramatik nazım örneği de bu devirde yetişen İbni Danyal'a aittir. Zehebi, Safedi, Bedreddin el-Ayni, İbnül Hümam, Kafiyeci, İbni Kutluboğa ve İbni İyas gibi pek çok Türk asıllı alimin yetiştiği Memlükler devri edebi hareketi içinde Türkçe eserlerin telif edilmesi de önemlidir. Meşhur şahısları ve hadis ricalini tanıtan en muteber eserlerden pek çoğu da bu dönemde kaleme alınmıştır. İbni Hallikan, Kütübi, İbni Hacer el-Askalani, Zehebi ve Şemseddin el-Sehavi bu sahanın en meşhurlarıdır. Nüveyri, İbni Fazlullah el-Ömeri ve Kalkaşendi de ansiklopedileriyle Memlükler döneminin ansiklopediler çağı olarak tanınmasını sağlamışlardır. Değerli dinleyicilerimiz, Memlükler döneminde felsefe, riyazi ve tabii bilimler alanında da değerli alimler yetişmiştir. Bu dönemde hastanelerin bünyesinde tıp alanında yazılmış kitaplar, tıbbi aletlerle teçhiz edilmiş özel bölümlerde teori ve pratik bir arada yürütülüyordu. Medreselerin bazılarında tıp dersi verilirken, üçü Dımaşık'ta olmak üzere tıp öğreniminin verildiği özel medreseler mevcuttu. Bu döneme ait önemli gelişme olarak Halife bin Ebu'l-Mehasi'nin gerçekleştirdiği katarakt ameliyatlarını, İbnün Nefis'in küçük kan dolaşımını keşfini, tabiplerin biyografisine dair eserleriyle ün kazanan meşhur göz doktoru İbni Ebu Usaybiya'yı da hatırlatmak isteriz. Dönemin fizik alimlerinden Ebu'l-Abbas Şehabettin Ahmet, gökkuşağından bahsettiği risalesiyle meşhur olmuş, matematik, felsefe, mantık ve eski kimya ilimlerinde de pek çok alim yetişmiştir. Önemli bir hususta barut kelimesinin ilk defa muhtemelen botanikçi İbnül Baytar ve ardından 13. yüzyılın ikinci yarısında Hasan er-Rammah tarafından kullanılmış olmasıdır. Rammah, günümüze ulaşan eserinde barutun yapılışını izah etmektedir.
Onun de Ebu Şame ile İbni Fazlullah el-Ömeri gibi tarihçilerin verdiği bilgilerden Memlüklerin baruttan diğer milletlerden asırlarca önce faydalandıkları sonucu çıkmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.